Hüseyin Tosun, Tuncay Ergün, Faik Şensür, Zeki Kaydar. Manisa Büyükşehir Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda yapıldı. Mart ayı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin günlerine başlıyoruz ve açıyorum. Toplantıda ilk olarak Saruhan Otel'in önündeki arazinin satışı ve elde edilecek gelirin 17 ilçeye eşit şekilde paylaştırılması konusu görüşüldü. Hüseyin'de Cizilerli Mahallesi 3413 adı 7 parselde kayıtlı Hasan'ın satışıyla ilgili teklif edildi. Milliyetçi Hareket Partisi grubu tarafından meclise sunulan önergeyle arazinin satışından elde edilecek gelirin %55'inin 17 ilçeye, %45'inin ise Büyükşehir Belediyesi'ne paylaştırılacak şekilde satışının yapılması kararı görüşüldü. İlgili madde görüşülürken ilk sözü Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgül aldı. O geçen meclisten de gündemde olan ve Manisa'nın değerlendirmesi gerektiği inandığım bir yer. Çünkü ben bugün değil yani her zaman bu ortalama 2-3 senedir aynı görüşteyim. Ticaret merkezlerinin yanında nasıl ticaret merkezleri yakışırsa resmi dairelerin yanında resmi daireler yakışır. Burası artık bir ticari alandır. Ticari olarak değer kazanmıştır. Garaj yerimizin olduğu yerinde belediye olarak kamuoyu tarafından belirlenmiş ve kamuoyu tarafından benimsenmiştir. Yani şu anda yeni terk ettiğimiz eski garaj dediğimiz garajı kamuoyu belediye olarak yapılmasını beklemektedir. Manisa Büyükşehir Belediyesi bunun üzerine çalışmalar yapmaktadır. Tekrar buraya dönüp bu ticaret alanının yanındaki değerli alana, para olarak, ekonomik olarak değerli alana belediye yapacağım diye tutturmak ticaret ve ekonomi bilmemekten ibarettir diye düşünüyorum. Bu çerçevede bu kıymetli arazinin satışa çıkması, burada dairesinin bir teklifi var. Demiş ki, Büyükşehir'in tabii dolayısıyla daire başkanı sizin de kontrolünüzde olan bir teklif. Demiş ki %55'ini ilçe belediyelerine dağıtalım. İlçe belediyelerimiz de buradan hem parasal sıkıntılar duyuyorlar, Kayşu'dan diğer yerlerde seslerini çok çıkarıyorlar. Madem hiç yoksa bu şekilde buradan edinecek bir gelir ile ilçe belediyelerimiz rahatlasın diye bir düşünce teklif gelmiş. Biz bu teklifin kabul edilmesi görüşündeyiz. Satışı yapılması planlanan araziyle ilgili madde görüşüldüğü sırada söz alan AKP Grup Başkanı Zülfikar Gürcan'ın elde edilecek gelirden Yunus Emre Belediyesi'ne %20 pay istemesi diğer belediye başkanlarının tepkisine neden oldu. Belediye sınırları içerisinde Yunus Emre Belediyesi'nde olduğunda %20'si Yunus Emre, %20 Büyükşehir Belediyesi'ne verilmek üzere teklifini... Teklifimizi yaparız, oylarız. Gürcan'ın ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de Yunus Emre ilçesinin diğer belediyelerden farkı olmadığını belirterek sözlerine şöyle devam etti. Getirin hizmeti vermeyen Cengiz Ergün değil. Getirin projelerinizi, Şimdi bakın. Sayın Başkanım. Sizin yaptığınız abeste iştigal. Önce onu söyleyeyim. Bir, bu teklifi zaten 8-10 aydan beri size sunan, sizin talebiniz üzerine %27,5 başkan Yunus Emre'ye istiyoruz, %27,5 şehzadeleriz istiyoruz diye iki belediye başkanınız burada oturuyor. Siz de grup başkanı olarak bütün o toplantılarda yer aldınız. 11 ay geçti bu işin üzerinden. Geçen ay, evvel ay burada satış yetkisini getirdiğimizde satılmama kararını yine onaylayan sizsiniz. Hem isteyen sizsiniz, hem satışını reddeden sizsiniz. Şimdi pişkinlik yaparak vermiş olduğumuz bu %55'lik payı 17 eşit ilçeye dağıtmak üzere bir teklifi ben Büyükşehir Başkanı ve grubum olarak sunuyorum. Şimdi 55'ini, 60'ını, %20'sini Yunus Emre'ye ver, %80'ini ver, %20'sini ver. Geri mi çekiyorsunuz teklifi başkanım? Ben teklifi falan geri çekmiyorum. Benim teklifim burada. Açık ve net. Geri falan çektiğim yok. Ama sizin yaptığınız da pişkinliktir. Bu kadarına da pes. Sayın Başkanım,
neyin piştiğini ben onu anlamadım. Burası Büyükşehir Meclisi. Büyükşehir Meclisi bunun kararını verir. Siz teklif etmişsiniz. Siz teklif etmişsiniz. Evet. Bunun teklifinin nasıl dağıtılacağı konusunda. Bizim bakın bu görüşte tekrar ediyorum. Tekrar ediyorum. Ya siz %45 hissenizin yerinde kalmasını korumuyor musunuz? Daha önceki pozisyonundan şu anki pozisyonunuzda ne fark var? Büyükşehir'e hiçbir şey olmasın, ilçelere yardım ediyoruz diye nutuk atılsın. Böyle bir şey var mı? Öyle atıyoruz tabii. 17 ilçeye satıştan %55 payı eşit dağıtıyoruz. Bitti. İster 10 bin nüfusu olsun, ister 150 bin nüfusu olsun. Zaten bu yer demir tasfiyede herkese eşit. Yunus Emre'nin değeriydi. Yunus Emre'nin nasıl özelliği nedir? Bu yer bir dakika. Kalmış. Bir dakika. Yunus Emre'nin özelliği nedir? Kendi başına özel %20 pay alma hakkını nereden buldun? Hayır, öyle bir şey yok. Turgutlu'nun da Büyükşehir'de bir yer satılıyorsa Turgutlu ilçesi %20 alacak. Biz bir ilke getiriyoruz. Soma'da bir ya yer satılıyorsa... Sen başka tekrar konuşuruz. Sen bu yeri konuş. Geri bırak sen şimdi. Sayın Başkanım, burada var olan ilçenin bir değeridir. Sonuçta imarı bu ilçe yapacak. İmar değişikliklerini bu ilçe yapacak. Sonuçta İmar bölü... değişikliklerine gerek yok. İmarı sonuçta bir bölü binliği gerekirse daha fazla değer kazanması için bunun imar değişikliğini Yunus Emre yapacak. Eğer Yunus Emre bunu öyle bir yapacaksa... talebimiz yok. Öyle bir talebimiz yok. Sizin varsa buyurun dinleyin. Eğer burada imarı daha da yükseltmek istiyorsanız o zaman imarı yükselterek satışını sunalım. Kimse kaybetmesin burada. Ya Mehmet Bey bir şeyler söyleyecek, biraz daha devam edelim. Nereden çıkardınız şimdi? Ben anlamadım yani. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum, hayırlı çalışmalar temenni ediyorum. Şimdi Yunus Emre Belediyesi sınırları içerisinde 12 bin metrekarelik yaklaşık bir alan, değerli bir alan ve Devlet Tasfiye Komisyonu tarafından Büyükşehir'e verilmiş. Şimdi Sayın Başkan'la ilk günden beri birkaç defa oturduk. Buraların satışını arzu ettiklerini ifade ettiler. Başka yerler de var dedik. Manisa'nın içerisinde Şehzadeler'de, Yunus Emre'de değerli araziler. Buralarda eğer bir satış gerçekleşecek olursa bundan her üç belediyenin de istifade etmesi gerekir diye bazı konuşmalarımız, sohbetlerimiz oldu ve dedi ki bunları bir protokole bağlayalım. Ancak ne hikmetse Sayın Cengiz Ergün her defasında bunların yanına başka imar tadilatlarını, imarla ilgili kafasına göre uygun gördüğü dönüşüm maddelerini de ekledi. Biz de AK Parti grubu olarak hayır dedik. Bu şekilde şartlı olmaz. Eğer buralar satılacaksa ve belediyelere bir gelir elde edilecekse biz buna varız. Neticede geçen ayki mecliste protokol imzalanmadığı için Sayın Başkan tek başına ben bunun satış yetkisini meclise getiriyorum dedi. Biz de dedik ki henüz bir protokol yapılmadı, anlaşamadık. Biz bu şartlarda bunu kabul etmiyoruz. Hatırlarsanız ben burada bir konuşma yaptım. Bu arazi önemli bir arazi. Yani nedir derdimiz? Şimdi Yunus Emre'de 205 bin insan. Şehzadeler'de 170 bin insan. Yani ne oluyor burada? Yangından mal mı kaçırılıyor? Apar topar satışın yani yapılmaması, AK Parti grubu tarafından bu satışa izin verilmemesi adeta Manisa'ya ihanet gibi izah edildi Sayın Başkan tarafından. Ben burada bu konuşmayı yaptım. Ya işte, bu arazi milletin arazisi. Bu arazi, ben öyle bir şey istemedim. Hayır, yok lütfen. Yok öyle bir şey. Nasıl? Siz getirdiniz. Burayı satalım diye siz getirdiniz. Lütfen. Sizin bak şimdi Mehmet Üzgün'ü de şahit. Burada şahitler burada. Ortak siz getirdiniz. Bir karar var mı? Satalım diye siz ortak getirdiniz. Mutabakatla ben şunu Marisal'ın takdirine sunuyorum. Yunus Emre Şehzade'nin. Bir arazi satılacak apar topar hemen satılsın. Niye satılsın? O gün de söyledim. 3 ay sonra satılır, 6 ay sonra satılır, 1 yıl sonra satılır. Satılmaz. 10 sene sonra. İlerideki bir büyükşehir belediye başkanı buraya çok önemli sosyal tesisler kazandırılır. Bir de burada bir mahkemelik durum var. Nedir yani? Yangından mal mı kaçırılıyor diyor. Manisalılar da bunu soruyor Sayın Başkan. Bunun cevabını Manisalılara verin. Yangından mal mı kaçırıyorsunuz siz? Kimin malını kime satıyorsunuz? Bir sürü burada soru işaretleri var. Tamamladınız. Biz diyoruz ki bakın. Tamam. Ben şunu söylüyorum. Burası satılacaksa
şovu siz başlatıyorsunuz. Ben bilimsel konuşurum, teknik konuşurum, siz istediğiniz gibi algılayın. Her şeyi konuşurum. Ne dediğimi de bilirim. Siz bu yollara girmeden ben geçiyordum bu yollarda. Siz bana öğretmeyin. Manisa'nın hakkını öyle yangından mal kaçırır gibi satacağım, acele satacağım. Yok böyle bir şey. Ha ben yine de şunu söylüyorum. Bakın, Yunus Emre halkından yetki almış biri olarak tüm ilçelerimiz korunacaksa bir kere eşit bir şekilde diyorsunuz. Eşitlik her zaman adalet değildir. 205 bin nüfuslu ilçe var. 10 bin nüfuslu, 20 bin nüfuslu ilçe var. Hepsine eşit olarak, eşit şahıs başına böldüğü zaman 10 bin nüfuslu ilçeye kaç kuruş düşüyor? 200 bin nüfuslu ilçeye kaç kuruş düşüyor hanımefendi? Bunun hesabını yaptınız mı? Biz bu Manisa'nın, Yunus Emre'nin, şehzadelerin hakkını koruyacağız. Bunun için milletten yetki aldık. Bunu yapacaksanız, bunu adil bir şekilde, eşit değil, adil bir şekilde yaparsınız. Büyükşehir de feragat eder, biz de feragat ederiz. Meclis ortak iradeyle, bütün meclisin iradesiyle ortak karar alabiliriz. Ben hala illa satılmasın noktasında değilim. Ama böyle yangından mal kaçırır gibi eşit olacak. Bilmem öyle eşitlik olmaz. Bu zulümdür. 200 bin kişinin oturduğu bir yerde ya da 10 bin kişinin oturduğu bir yerde birer trilyon, ikişer trilyon ne geldiyse bunu eşit vereceğim demek zulümdür. Ben böyle bir şeye razı olmam. Ama hakkaniyet ölçüsünde varsanız, büyükşehirde ben fedakarlık etmeye hazırım diyorsanız biz varız. Ama böyle dayatmayla, bunu şov yaparak sanki Manisa'ya bir şey kazandırıyormuş gibi, benim aklımda sanki Manisa'dan bir şey kaçırılıyormuş gibi şüpheler var. Bunu bu halka izah edeceksiniz. Bunu halka izah edeceksiniz Sayın Başkan. Bildiğin varsa konuş. Yok öyle. Yok öyle. Bildiğin varsa konuş. Konuşmasan namertsin. Sen namertsin. Namert olan sensin. Bildiğin bir şey olursa söylemezsen namertsin. Sen namertsin. Ne kaçırıyorsun Manisa'dan, ne kaçırıyorsun? Manisa'dan ne kaçırıyorsun? Acele satıyorsun. Sözünü lütfen. Başkan, sen dikkat et. Sen gel al. Evet. Buyurun Mehmet Bey. Sayın Başkanım, Mehmet Bey adımı zikrettiği için görev almak zorundayım, sözü diye düşündüm. Bu bir toplantılar, öyle bir tane iki tane değil, herhalde 5-10 tane toplantı yaptık. Bu toplantılar için belli bir yere yol aldık. Bunların burada çok irdelemek konumuz bu değil. Ama tabii olayı ben biraz şeye başlattım. Yani İller Bankası'ndan para nüfusa geri geliyor. Tamam, ona bir şey ödediğimiz yok. Ama burada bir sıkıntının olduğu yer, bu arkadaşlarımız söyledi, küçük ilçe belediyelerimizin sıkıntıların çok olduğu söylendi. Burası belediyenin düşüncesi küçük ilçe belediyelerimize biraz daha fazla destek vermek. Yani normal nüfusu büyük olan ilçelerimizde zaten bu para onlar için bir noktada çok çok önemli bir para olmayabilir ama diğerler için büyük para olur. Fakat burada tabii biraz da işe espri katmak istiyorum. Mehmet Bey çok acele yangından mal mı kaçıyor diye. Doğru söylüyor. Şöyle doğru söylüyor. Çünkü Mehmet Bey alıştı. Ben de biraz politika yapayım. Mehmet Bey bizi şantiyelerden acele kovaladılar. Çıkın diye size emir verdiler. Üstüne daha kaç sene geçti? 6 sene mi geçti? Hastanenin daha temeli duruyor. Şantiyeden Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Tünel kazdık, hala 3 senedir duruyoruz. Biz bu şeylere alıştık. Eğer siyaset yapacaksak siyaset yapalım. Burada siyasetin ötesinde biz Manisa'ya hizmet edelim diye dedik. Ortak noktalarda birleşelim dedik. Eğer siyaset yapılacaksa siyasetin en iyisini biz MHP grubu olarak her mecliste yaparız. Fataşma yeteri kadar konuşuldu. Bana cevap hakkı doğdu. Bu en doğal hakkım. Mehmet Bey, Mehmet Bey deyince iş orada duracaksın. Sayın Güzgül, sen benim dostumsun. Bak şimdi, AK Parti'nin ülkeye neler yaptığını saymaya başlarsak 3 dönem üst üste %50 civarında oy aldık. Şimdi bak. Bak şimdi. Bak. Bir cümle. Seçim geliyor. Allah nasip ederse hepimiz buradayız. Seçtim MHP grubuna, MHP'ye de benim saygım var. Bak ben böyle konuşurum. Benim adabım bunu gerektirir. Ama AK Parti, MHP grubu dedin, AK Parti grubu dedin ya. Senin o dediğin MHP grubu Türkiye'nin yarısında yok zaten, yok. Seçim geliyor, göreceğiz. Teşekkür ederim. Yeteri kadar.
Yeteri kadar görüşürüz. Başkanım, arkadaşlarım, arkadaşlarım. Başkanım. Mehmet Bey, madem bu işi kapı kaçana görüyor. Sayın Başkanım. İhtiyacı olmadan ifade ediyorum. O zaman kendi alacağı hissiydi diğer belediyelere bıraksın. Hadi bir görelim bakalım bir şey. Yangında mal kaçırmıyormuş. Sayın Başkanım. Yunus Emre Belediyesi. Siz millete havazet şey yapacaksınız da kendi hislerinizi vermiyorsunuz. Onu niye söylemiyorsunuz? Hayır kim sen, yani %45 kim verdi bunu? Ya bu yer demir tasfiyede eğer Yunus Emre Belediyesi'ne verilseydi, yani burada nereden çıktı bu? Madem bir katkı sağlamak istiyorsunuz, katkının kralı bizde işte. Sağlayın katkıyı. Yani. Daha fazlasını ver. Yani %60 Koraca getir, Koraca. Bedava para yok fazla. Koraca getir. Koraca sayın getir. Başkanım, sevgili başkanım. Sayın başkanım. Buyur Zeki Bey. Sayın başkanım. Burada tartışmalar güzel. Yani sizin niyetiniz üzüm yemek değil. Üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Sayın Başkanım, Manisa halkı, Manisa 17 ilçesiyle birlikte büyük şehirler hizmete bekliyor. Sevgili Başkanım, burada güç gösterisi yapıyorlar, siz yapıyorsunuz, AKP grubu yapıyor. Biz diğer bir grup olarak sizden büyük şehir nimetlerinden Manisa halkının yararlanmasını istiyoruz Sayın Başkanım. Tabii, inşallah. Sayın Mehmet Başkanım, siz siyasete girmeden önce ben vardım diyor. Sayın Başkanım, sen girmeden iki dönem önce ben iki tur atmıştım diyor. Başkan Ergün'ün teklifi üzerine mecliste oylama yapıldı. %55'in 17 eşit ilçeye verilmek üzere oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, sayalım oyları. AKP grubu arazinin satışına ret oyu verirken MHP ve CHP grubu arazinin satışına evet oyu kullandı. Ancak AKP grubundan Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz'le birlikte yine Gölmarmara'dan AKP'li meclis üyeleri Ahmet Cülen ve Muhittin Yıldız'ın da arazinin satışına evet oyu kullanması üzerine Başkan Ergün oyların sayılmasını istedi. Yapılan sayımın sonunda 34 MHP'li, 7 CHP'li, 3 AKP'li meclis üyesinin evet oyu kullandığı belirlenirken AKP'nin 43 hayır oyuna karşın arazinin satışı oy çokluğuyla kabul edildi. Bunun üzerine söz alan AKP Grup Başkanı Zülfikar Gürcan, AKP'li meclis üyelerine seslenerek "İndirin ellerinizi, biz bu maddeye çekimser kalıyoruz." dedi. Kabul edenler, sayalım oyları. 41+3, 44. Var mı başka? 41 kişi var mı burada? Eksik var mı? Ahmet? Yok. 41+3, 44. Katip üyeleri size söylüyoruz. Kabul etmeyenler. Kaç oy sayalım. Bir dakika. Bir dakika ya, sen yönetmiyor burayı. Çekimsel kalıyoruz. Kapatın. Sen yönetmiyorsun. Çekimsel kalıyoruz. Çekimsel. Biz çekimsel. Yeah.
Saroğan Otel önündeki arazinin satışı ile ilgili maddenin oy çokluğuyla kabul edilmesinde meclise ikinci maddeden itibaren katılan AKP'li meclis üyesi Orkun Şıktaşlı da büyük rol oynadı. Ben Selçuk,